Yıldız tozu. Çok yakında tatil bitecek, okullar açılacak. Heyecan dolu okul günleri başlayacak. Okullar açıldığında arkadaşlarım için bir sürpriz hazırlamak istiyorum. Arkadaşlarımın şaşkınlıktan gözleri parladığında çok mutlu oluyorum. Günlerdir nasıl bir sürpriz yapabileceğimi düşünüyorum. Arkadaşlarımı sürprizimle eğlendirmek istiyorum. En sonunda ne yapacağıma karar verdim. Her şeyi planladım. Unutmamak için yapacaklarımı adım adım yazdım. Onları şaşırtmak için bana en çok gerekli olan malzeme yıldız tozu. Şaşkınlıktan ağızları açık kaldığında fotoğraflarını çekmek için sabırsızlanıyorum. Yıldız tozu nerede satılır? Bilen var mı? Markette, kasapta ya da manavda olmaz değil mi? Yıldız tozu da keşke kabartma tozu gibi paketlenip satılsaydı. Çocuklar hayallerini gerçekleştirmek için bu kadar uğraşmasaydı Yıldız tozu için önce gerçek bir yıldız bulmam gerekiyor. Annemden yardım istedim. Annem, eğer çok istersen yıldız tozu bulabilirsin, dedi. Parlak, simli, çok şaşırtan bir sürpriz için yıldız tozuna ihtiyacım var. Yıldızların gökyüzünde olduğunu herkes bilir. Onları görmek için geceleri gökyüzüne bakarız. Peki ya gündüzleri yıldızlar nereye gider? Bunları düşünürken köpeğim benekli yanımdaydı. O da benimle gökyüzüne baktı. Sonunda bir karar verdim. Gökyüzüne yolculuk yapacaktım. Önce birkaç kitap okudum, bilgi edindim. Gökyüzüne çıkmak için merdivenleri birbirine ekledim. Yıldızlar gökyüzünde pırıl pırıl parlıyordu. Gözlerimi alıyordu. Güneşin de bir yıldız olduğunu biliyor muydunuz? Öğrendiğimde ben de sizin gibi çok şaşırmıştım. Uzaydan bakıldığında dünya küçücük görünür. Oysa üzerindeyken ne kadar da büyüktür. Yıldızlara gündüz ne olduğunu çok merak ettim. Araştırıp kitaplardan öğrendim. Aslında yıldızlar gündüzleri hiçbir yere gitmiyormuş. Güneş ışınları o kadar güçlüymüş ki yıldızlar bu yüzden görünmüyormuş. Öğrendiğim yeni bilgileri de yanıma aldım, yepyeni bir maceraya daldım. Baktım ki sadece merdivenlerle yıldızlara ulaşmam imkansız görünüyor. Ben de yolculuğuma roketle devam etmeye karar verdim. Tıpkı bir astronot gibi. Çok heyecanlı değil mi? Gökyüzüne doğru yola çıktım. Kalbim küt küt atıyordu. En sonunda bir yıldıza ulaşabilecek kadar yol aldım. Buraya gelmek için ne kadar da uğraştım. Bir amacım vardı. O yıldız tozunu yapacaktım. Arkadaşlarımı şaşırtacaktım. Nerede olursa olsun o yıldızı bulacaktım. Yakından bakınca gerçek yıldızların bizim çizdiklerimize benzemediğini anladım. Yıldızlar parlak olduğu için dünyadan böyle görünüyordu. Galiba yıldız çizerken biraz da hayal gücümüz işin içine giriyordu. Karşılaştığım ilk yıldızdan yardım istedim. Yıldız bana gülümsedi. "Yıldız tozu için buraya kadar zahmet etmişsin." dedi. Sonra da ekledi: Dünyada da yıldız bulabilirsin. Yıldızın sözlerinden sonra hemen dünyaya geri döndüm. Acaba bana ne demek istedi? Diye uzun uzun düşündüm. Bir kez televizyonda çıkan şarkıcı için ünlü yıldız demişlerdi. Acaba o en sevdiğim şarkıyı söyleyen şarkıcı aradığım yıldız olabilir miydi? Onu bulsam bana yıldız tozu verir miydi? Babamı şarkıcının konserine gitmeye ikna ettim. Konser çok keyifliydi. Hem şarkılara eşlik ettim hem de çok eğlendim. Ama şarkıcının sadece kıyafeti parlaktı. Yüzü solgundu. Anlayacağınız yıldızla bir ilgisi yoktu. O anda babam, işini severek yapanlar bir yıldız gibi parlıyorlar, dedi. Yıldız şarkıcı bir benzetmeymiş. Bunu biraz geç anladım. Yıldızı başka bir yerde aramam gerekiyordu. Ertesi gün annemle çarşıya çıktık. Gözlerim her yerde yıldız arıyordu. Yolda bir polisle karşılaştık. Omzundaki yıldız dikkatimi çekti. Bunu ilk kez fark etmiştim. Polisler omzuna neden yıldız takıyordu? Şaşkınlıktan ne diyeceğimi bilemedim. Hemen yardım istemek için polisin yanına gittim. Polis amca, bana yıldız gerekli, dedim. Polis amca bana sevgiyle baktı. Ben insanları korurum, suçluları yok alırım. Ama günün birinde bir yıldız bulursam söz veriyorum. Onu senin için saklayacağım, dedi. Yakasındaki yıldız kumaştan yapılmış. Bu yıldız polislerde olması gereken güzel özellikleri temsil ediyormuş. Anlayacağınız, bu yıldız benim işime yaramazmış. Polis amcayla vedalaşıp annemle yolumuza devam ettik. Mağazaların vitrinlerine baka baka yürüdük yıldızlı elbiseler hatta yıldızlı ayakkabılar gördük. Akşam eve geldiğimde babam futbol maçı izliyordu. Futbolcuların formalarındaki yıldızları görünce babama nedenini sordum. Bana, o yıldızlar futbolcuların kazandıkları şampiyonlukları temsil ediyor, dedi. Şimdi de babamla futbol maçına mı gitmeliydim? Belki orada futbolculardan yıldız isteyebilirdim. Stadyumda maç oynanırken bir futbolcuyu yakalamam çok zor olabilir. Yakaladım diyelim. Formadaki yıldızlardan toz nasıl elde edilir? Yıldız tozu nerede bulunur? Acaba artık pes mi etmem gerekir? Babam üzgün halimi görünce bana dedi ki: "Aradığın şeyi bulamıyorsan, baktığın yönü değiştirmelisin." Tek amacım yıldız tozu bulabilmekti. Hemen bakış açımı değiştirdim. Belki de gökyüzünden denizin derinliklerine inmeliydim bir deniz yıldızıyla konuşup ondan yardım istemeliydim. Denizin derinliklerinde aradığım deniz yıldızını buldum. Sürpriz yapmak için yıldız tozuna ihtiyacım var, dedim. Deniz yıldızı bana yardım edecek diye o kadar heyecanlandım ki biraz su yuttum. Ama yine yanıldım. Deniz yıldızı bana, Dinozorlardan bile daha uzun süredir dünyadayım. Yıldız tozu yapman için sana yardım edemem. Deyince bunu anladım. Artık ümidimi kaybetmiştim. Galiba hayalimden vazgeçecektim. Bu kez beni üzgün gören annem yanıma geldi. Birlikte mutfağa gittik. Bana yıldız şeklindeki kurabiye kalıbını gösterdi. Hadi gel birlikte yıldız şeklinde kurabiyeler yapalım dedi. İstersen yarın arkadaşlarına bu kurabiyeleri götürürsün. Eğer hayalinden vazgeçersen çok üzülürsün diye ekledi. Annemle kurabiye yapmaya başladık. Bir kaba tereyağı, şeker, yumurta, un koyduk. Hepsini bir güzel yoğurduk. Hamurumuz olunca oklavayla açtık. Yıldız kalıplarıyla yıldız şeklinde kesip tepsiye dizdik. Fırında 200 derecede pişirdik. Mutfağa saran güzel kokudan kurabiyelerin çok lezzetli olduğunu anladık. Kurabiyeler fırından çıkar çıkmaz üzerini süsledik. Annemle birer tane kurabiye yedik. Kalanını bizim sınıfa götürmek için Güzelce paketledik. Okulun ilk günü heyecan vericidir. Çocuklar heyecanlanınca karınları çok acıkır. Bence uzun teneffüste getirdiğim kurabiyelerin hepsi yenir. Tahminim doğru çıktı. Sıraların üzerinde kurabiyelerin sadece kırıntıları kaldı. O an aklıma bir şey geldi. Bu işte bir tuhaflık vardı. Günlerce arkadaşlarımı mutlu etmek için yıldız tozu aramıştım. Yıldız tozu kurabiye kırıntıları olabilir miydi? Bu nasıl aklıma gelmemişti? İnsanları mutlu etmek için illa parlak, simli, büyük şeylere gerek yoktu. İçten gelen, el emeğiyle yapılan bir hediye de mutluluk verebilirdi. Öğretmenim, ellerinize sağlık. Ne güzel düşünmüşsünüz, dedi. Bu güzel sürprizim okulun ilk gününü daha da anlamlı yaptı. Yıldız şeklinde kurabiyeler çocukların neşesine neşe kattı. Sonra öğretmenim bize döndü ve şöyle söyledi. Bu sınıfta hepiniz benim için birer yıldızsınız. Ne zaman kendinizi kötü hissederseniz bu sözümü hatırlayın. Öğretmenimin güzel sözleri bütün sınıfı aydınlattı. O an içeri giren ışık tıpkı bir yıldız gibi parlaktı. Sınıfça sevginin, arkadaş olmanın gücünü hissettik. Önce masaları sildik, sonra yerdeki kırıntıları temizledik işbirliği içinde sınıfımızı derse hazır hale getirdik. Daha sonra öğretmenim sınıfımıza yeni gelen arkadaşımızı bize tanıttı. Arkadaşımızın adı Yıldız'dı. Bu ne güzel bir rastlantıydı. Teneffüste Yıldız'a okulu gezdirdik. Onu çok sevmiştik. O da bizi sevmiş olmalı ki yanımızdan ayrılmadı. Sınıfımızın yıldızı olacağı şimdiden belliydi. Eve döndüğümde akşam yemeği için babamı bekledik. Biraz gecikmişti. Sebebini merak ettik. Sonunda babam elinde bir poşetle geldi. İçinde kağıt ve simli boya kalemleri vardı. Poşeti bana uzatırken "Sana yıldız tozu bulamadım ama hayallerinden vazgeçmeni de istemedim. Bu kalemlerle hayallerinin resmini yap. Büyüyünce tekrar gerçekleştirmeyi dene." dedi. Babam benim için ne güzel şeyler düşünmüş. Yorgunluğunu unutup iş dönüşü kırtasiyeye kadar yürümüş. Tüm bunları sırf beni mutlu etmek için yapmış. Bu kağıtlara hayalimin resmini çizeceğim. Sen de hayallerinin resmini çizebilirsin. Denemek ister misin? Bu hikayeyi sonuna kadar okudun. Peki, yıldız tozunu kullanarak ne yapacağımı hiç merak etmedin mi? Sence ne yapacaktım? Aklına ne geldi? Hemen söyle. Evet evet. Tam olarak öyle. Parıldayan bir şey yapacaktım. Bildin işte.